Hemen başlıyoruz 12 Kasım rüyaları yorumlamaya. Rüyaları yorumlarken rüyaları bulmam lazım daha doğrusu. Şöyle hemen bakıyorum 12 Kasım diyorum, dönüp buldum buldum, panik yapmayın lütfen. Şöyle yazmış: Emine Hanım kolay gelsin, rüyamda oğlumla bir arazideyiz ve iki tane adam var, tanımadığım biri, oğlumun iş makine ve toprak karıştırıyor, bir de büyükçe bir tarla desem, arazi desem yemyeşil ama 2-3 yerinde kazılmış, teşekkür ederim. Vallahi Mila Hanımcığım, toprakla ilgili bazı yerde hazine falan mı arıyorsunuz? Bazı ortaklı topraklarınız var. Bunlarla ilgili iki erkekten biraz sıkıntı yaşayacaksınız. Sonrasında çok büyük bir aydınlanma, çocuğunuzla ilgili gelecek hayatta parlak bir aydınlık olacak. Fatma Tuval 07. Rüyamda erkek bebeğimin konuştuğunu görmek ne demek acaba? Teşekkürler. Fatma Hanım, üzerinizde bir türlü evlilik ve düzen hayatınız oturmamış ve bunlarla ilgili kısmetinizle ilgili bir dua yazarsanız sevinirim. Gözde Topçu, Emine rüyamda tuvalette insan dışkısı görüp temizledim. Teşekkür ederim. Rızkınızı temizlemişsiniz. Yakın sürede bir hayatınızla ilgili oluşmasını istediğiniz bir para size bir sevinç ve mutluluk olacak gözüküyor. Aylin Beler 6 gün önce yazmış. 21 tane yazmış. Emin abla lütfen gör. 3 hafta oldu. İstihareye yattım. Sevgilimle ilgili ilk rüyamda çıplak kız gördüm. Sıkıntılı. İkinci rüyam değişti. Uzun zamandır göremedim kuzenimle, yokuz. Yukarı elbise vardı. Ben de elimde yastık vardı. Ne alakası? Ailenizde sağlık problemi olan birileri var. Çocukların futbol oynaması, sizin özel hayatınızla ilgili oturtamadınız. Eski sevgilinizin geri gelmesini istiyorsunuz. Evet, ufak tefek değişik bir şeyler olabilir ama başka bir kısmetim var. Bununla ilgili büyük bir sevinç, aydınlık yaşayacaksın. Emine Hanım merhaba. Rüyamda hamile olduğumu gördüm. Cinsiyetini bilmiyorum. Fakat kalabalık bir aile içerisinde çok mutlu oldum. Mutsuzsun çünkü özel hayatla alakalı noktada bir türlü dengeni kuramıyorsun. Ve her şey böyle yarım kalıyor Tuğba'cığım. Ve hayatında da bir iyilik yap, sadaka ver ya da birine bir hayır yap. Ondan sonra rızkın ve bereketin açılacak. Kader kader. Emine abla rüyamda hoşlandığım kişi telefonda konuştuğumu gördüm. Ne demek? Başka biriyle bir düzen oturtup evlilik yapacağım demektir. O yüzden bu kişiye kafanı takma. Janet de beni gör güzel Emine. Emine Hanımcığım, ben rüyada erkek arkadaşımın çalıştığı okul müdürünün ile aldatıyordum. O kişiyle cinsel münasebette girdim. Kendimi çok suçlu geldim hissettim. Bu sebepten yorumu nedir acaba? Hayatım, seninle ilgili günahını alan insanlar var, dedikodun, gereksiz iftiralar var. Bunlarla ilgili çok güvendiğim bir insanın seninle ilgili ileri geri konuşacağına, işinle alakalı birinin senin ayağını kaydırması gözüküyor. O yüzden bu aralar dikkatli olmanı istiyorum ama sonunda güzel süreçleri elde edeceksin. Aylin Berer 21 tane yazmış. Okudum yavrum, okudum. Rüyamda gelinlikle kuaföre gittim, bekarım, ilişkim olur mu? Bence rüyada evlilikle ilgili kısmetiniz kapalı diyorum size ama siz beni hala 10 kere yazdınız Fatma Tuğra'yla. İlk önce rızkınızı açın, ondan sonra yolunuza bakın. Evet, bu haftalık rüyalar burada sona erdi. Sevgili kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.